Merhaba arkadaşlar, TYT Matematik Kampı mutlak değer konusunun ortasına geldik. Ve mutlak değerle ilgili hem tanımını verdik hem özelliklerini verdik. Sıra ise mutlak değerli denklemlerde. Bir önceki iki videoda hatırlayacak olursanız size ne demiştim? Mutlak değer konusunda sadece bilmeniz gereken mutlak değerin içi pozitifse aynen yaz, değiştirme sakın. Mutlak değerin içi negatifse gördüğün her bir terimi ters işaretsin yazıyorsun ya da tersini yazıyorsun. Kısaca okullarda bize ne diye veriliyordu bu? Mutlak değerin içerisi negatifse eksiyle çarp. İşte o eksiyle çarpma olayı aslında gördüğünün tersini yazma. Şimdi ise sıra geldi denklemlere. Hiç beklemeden hemen geçiyoruz. Denklemlerde de gençler aynı kural uygulanıyor. Değişen hiçbir şey yok. Peki nasıl mı olacak? Hadi hep beraber görelim. Şimdi mutlak değerli denklemler. Bir ifadenin denklem olabilmesi için içinde eşitlik olması gerektiğini zaten denklemler konusunda belirtmiştik. O halde bakın, mutlak x eşittir a ifadesi mutlak değerli bir denklem. Neden mutlak değerli denklem? Çünkü içinde mutlak değer var. Mutlak değerli denklemi bakalım. Çözmek için öncelikle mutlak değerden kurtarmak gerekir. Mutlak değerli ifadenin pozitif veya negatif olma durumuna göre değişir. Bu yüzden önce mutlak değerli ifade yalnız bırakılır. Yani benim mutlak değerli denklemi çözebilmem için o mutlak var ya, bir tarafta, solda veya sağda fark etmiyor. Tek başına kalması gerekiyor. Şimdi hemen bakalım, mutlak x eşittir a. Evet, yalnız mı? Yalnız. O zaman arkadaşlar x eşittir a veya x eşittir eksi a olmak zorunda. Neden mi? Çünkü bu mutlağın içerisi ya pozitiftir veya da negatiftir. İşte pozitif olursa gördüğünü aynen yazıyorsun a. Negatif olursa gördüğünün tersini yazıyordun. Eksi x eşittir a. Biz denklemleri öğrenmiştik. X'in yalnız kalması lazım. Tek başına olması lazım. O yüzden her tarafı eksiyle çarparsam x eşittir eksi a. İşte kolaylık olsun diye arkadaşlar mutlağı tek başına bıraktıktan sonra karşı tarafın bir aynısını alıyorsunuz, bir de ters işaretisini alıyorsunuz. Olay bu kadar basit. Hemen bakalım ifadeye denkle devam edelim. Mutlak değerli denklemini çözmek için önce eşitliğin bir tarafında mutlak değeri tek başına bırakmalıyız. Mutlak değer dışarı çıkarken eşitliğin karşı tarafı bir aynısı bir de ters işaretlisi alınır. Yani karşının alıyoruz arkadaşlar. Mutlak x 7 ise bakın, bir aynısını aldım 7, bir de eksilisini aldım eksi 7. Bu da bize mutlak değerin çözüm kümesini verir. Yani o denklemi sağlayan değerleri, kısaca neydi? Kökleri veriyor. Hemen örneğimize bakalım. Mutlak değer x eksi 3 11 denklemin çözüm kümesi nedir? Bakın önce yazıyorum. X eksi 3 eşittir 11. Kuralımız neydi arkadaşlar? Bir aynen al. Bakın aynen. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Bir de neydi kuralımız? Ters işaretli. Şöyle yazalım, ters işaretli. Ama nerenin? Karşı tarafın. O halde x eksi 3 eşittir aynen aldım. X eksi 3 eşittir eksi 11. Hocam ben bunu mutlağın için eksili aldım. Değişen bir şey olur mu? Olmaz arkadaşlar. Ama kolaylık olsun diye karşı tarafın eksilisini almak daha kolay. O halde eksi 3'ü karşıya atarsam 11 artı 3. Böylelikle x eşittir nedir? 14. Burada karşıya atarsam x eşittir karşıya attım. Eksi 11 artı 3. X eşittir eksi 8. Bakın bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. O zaman benim CK dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Eksi 8 ile 14 arasında, daha doğrusu eksi 8 ile 14 değerleridir. Arasında demeyelim. Kümemiz bunlar. Hemen gelelim diğer bir örneğe. Mutlak değer 3n eksi 12 eşittir 21 denklemin çözüm kümesi nedir? Bu sefer n'li vermiş değişkeni. Hiçbir şey fark etmiyor. 21. Kuralımı hemen uyguluyorum. Ne görüyorsan aynısını yaz. Yazdım. Ne görüyorsan ters işaretlisini yaz. Nerenin? Karşı tarafın. Eksi 21. Karşıya atarsam 3n eşittir. 21 artı 12 olur. 3n eşittir 33. Her tarafı 3'e bölüyorum. Amaç zaten n'i bulmaktı. Bir tanesi 11 bulduk. Diğer tarafa bakıyorum. 3n eşittir. Eksi 21 artı 12. 3n eşittir. Eksi 21'den 12 çıktı. Eksi 9. Her tarafı 3'e böldüm. Böylelikle n'imiz yine yalnız kaldı. Cevabımız da eksi 3. O halde çözüm kümesi CK dediğimiz nedir arkadaşlar?
eksi 3 ve 11 değerleridir diyoruz. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Fark ettiyseniz arkadaşlar, mutlak değerli denklemlerde yaptığımız aslında basit bir şey. Bir aynısını alıyorum, bir de ne yapıyorum arkadaşlar, ters işaretini alıyorum. O halde denklemlerde de kullandığımız kurallar aynı şekilde. Ama şuna dikkat ediyorsunuz, mutlak değer ne olmak zorunda? Yalnız olmak zorunda. İşte bu örnekte onunla alakalı bir örnek. Mutlak değer 7a eksi mutlak değer 2a artı mutlak değer, şimdi 4 tane mutlak değer a 27, çözüm kümesi nedir? Şimdi mutlak değerimiz burada dikkat ederseniz yalnız değil. O yüzden önce bunu yalnız bırakmalıyım. Peki mutlak değer 7a'yı ben şu şekilde yazabilirim. 7'yi dışarı alırım mutlak a. Hocam a'yı dışarı alabilir miyiz? Hayır, çünkü a ile ilgili bir bilgi verilmemiş bana daha. Eksi 2'yi dışarı aldım, 2 tane mutlak a. Artı 4 tane mutlaka. Kaça eşit arkadaşlar? 27 eşit. 7 taneden 2 tane çıktı, 5. 4 de ekledim. 9 tane mutlak A eşittir 27. Bakın hala yalnız değil mutlak değerim. Her tarafı 9'a böldüğüm zaman 27 bölü 9. Böylelikle arkadaşlar mutlak değer A eşittir 3. Şimdi yalnız kaldı. O zaman bir aynısını alıyorum. A eşittir 3. Bir de karşının tersini alıyorum. A eşittir eksi 3. Burada da artık denklem çözmeme gerek yok. Çünkü A zaten yalnız. Ben de A değerini arıyorum. O halde çözüm kümem 1 eksi 3. Biri de artı 3'tür arkadaşlar. Böylelikle çözüm kümemizi bulmuş olduk. Ama dikkat edin, mutlak değer yalnız kalıyor. Diğer bir örneğe baktığımız zaman 3m eksi 9 artı 12 eksi 4m mutlakları verilmiş. 35 denklemin çözüm kümesi nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın, 3m eksi 9. Şimdi bu mutlakları ben toplayamam. Mutlağın içerisinde pozitif negatif olduğunu bilmiyorum, çıkartamam. Ama şurada bir şey dikkatimi çekiyor. 3 ve 9, 3'ün katı. Ben burayı 3 parantezine alırsam mutlak değer m eksi 3 kaldı burada. Güzel, artı. İçlerdekine baktığımız zaman bakın 4 ve 12. Bu da 4'ün katı arkadaşlar. 4 parantezine alırsam bu da 3 eksi m eşittir 35. Şimdi sevgili arkadaşlar m eksi 3 mutlakla 3 eksi m mutlak. Mutlakta ne demiştik? Yerleri değişebilir. Çünkü birbirine negatif oluyor. Zaten pozitif çıkacağı için aynısı oluyor. O yüzden 3 mutlak m eksi 3 ile 4 tane 3 eksen mutlağı ben m eksi 3 mutlak yazabilirim. Böylelikle dikkat edin, mutlak değerlerim aynı. 3 tane 4 tane daha, 7 tane mutlak değer m eksi 3 eşittir 35 oldu. Ve her tarafı 7'ye böldüğümüzde mutlak değerimiz yalnız mı kaldı? Evet. 35 bölü 7, 5. O halde mutlağımız yalnız kaldıysa bir aynısını alıyorum, karşı tarafın bir eksilisini. M eksi 3 5 derim. Karşıya atarsam m'imiz 5 artı 3'ten 8. M eksi 3 eşittir. Nerenin? Karşının eksilisini alıyorum. Büyük yazalım eksi 5. Eksi 3'ü karşıya atarsam eksi 5 artı 3'ten m değerimiz nedir? Eksi 2. Benden ne istiyor? Bu ifadenin çözüm kümesini istiyor. O halde 1 eksi 2 buldum, 1 de 8 buldum. Çözüm kümemizi tamamlamış olduk. O yüzden arkadaşlar size mutlak değerli bir denklem verildiğinde o mutlakları iç içe aldığınız zaman aynı olduğunu göreceksiniz. Birleştirme yapacaksınız. Hemen geldik diğer bir örneğe. Mutlak değer 7k artı 21 eşittir eksi 8. Bu bir mutlak değerli denklem. Nedir arkadaşlar? Yalnız, evet, sıkıntı yok, eksi 8. Ama burada hemen bir notumuzu ekliyoruz. Arkadaşlar mutlak değer uzunluktur. Uzunluk hiçbir zaman negatif olamaz. Ama burada bana negatif verilmiş. Bunun da tek bir anlamı var. Çözüm kümemiz kesinlikle boş kümedir. Çünkü mutlak değer negatif çıkamaz. Bu çok çok önemli. Senin boyun kaç? Eksi 1 metre 68 santim. Olur mu? Olmaz. Negatif geldiğinde çözüm kümemiz boş küme olarak yazıyoruz. Ve geldik arkadaşlar diğer bir sayfaya. Dikkat ettiyseniz kullandığımız kurallar hep aynı. Şimdi diğer bir sayfada bir notumuz var. Hemen ona bakalım. Mutlak değerli ifadenin sonucu her zaman pozitif olmak zorundadır. Eğer sonuç negatif çıkarsa deminki örnekteki gibi çözüm kümemiz boş küme veya ÇK eşittir şeklinde gösterilir. Hemen geldik diğer bir örneğimize. Yine bir mutlak değer ama bu sefer iç içe mutlak verilmiş. Verilsin, biz artık öğrendik. Mutlağı yalnız bırak, bir aynısını al, bir tersini al. O halde mutlak
değer içerisinde mutlak 2x artı 6 eksi 3 eşittir 11. Arkadaşlar benim ilk amacım mutlağı açmak mı? Evet. Mutlak yalnız kalacak ve bir eksilisini bir artılısını ya da kısaca bir aynen bir de tersini alıyorum. Şimdi iç içe mutlaklarda biz açmayı nereden başlıyoruz? En dıştan. Çünkü en içten başlayamayız. Dışarıdaki mutlak değer. En içten ne zaman başlıyorduk? Hatırlayın. Eğer sorularda şu karşısı yoksa benim muhakkak x'in aralığını biliyor olmam gerekir. X'in aralığını bildiğim için içeriden başlıyordum. Ama denklemlerde muhakkak dışarıdan başlıyorsunuz. Oraya not olarak yazabilirsiniz. Mutlak değerli denklemlerde en dıştan başlarız. Mutlak değerli denklem olmayan sorularda da mutlakları içten başlayarak açarız. Şimdi en dıştan başlayacağım. Arkadaşlar en dıştan başladığım için bakın şuradaki hatta şöyle şu kırmızıları açacağım. Bir aynısını alıyorum. İçerideki mutlağa hiçbir şekilde dokunmuyorum. Çünkü bununla ilgili bir işlem yapmadım. Eksi 3 eşittir 11. Bir de arkadaşlar mutlak değer 2x artı 6 eksi 3 eşittir. Nedir arkadaşlar? Eksi 11. Eksi 3'ü karşıya attığımda 2x artı 6 karşıya atarsam artı 3 14 oldu. Burada 2x artı 6 karşı attım eksi 3'ü artı 3 eksi 11'den çıkardım eksi 8 oldu. Dikkat edersek yine bir negatif değer var mutlağın karşısında. O zaman bu boş küme ama bunu çözmek zorundayım. Onu da siyahla çözelim. Bir aynısını alıyorum. 2x artı 6 14 dedim. Bir de karşının tersini alıyorum. 2x artı 6 eşittir eksi 14. Buradan karşıya attığımız zaman 2x eşittir 14 eksi 6 8. Her tarafı 2'ye böldüm 4. 2x eşittir karşıya attım eksi 14 eksi 6. 2x eşittir eksi 20. Şimdi burada eksi 20'yi yazdım ya birçok öğrencimiz diyor ki hocam mutlak negatif çıkmaz. Bu mutlak değil arkadaşlar artık denklemin kendisi. X sayımız negatif olabilir. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman eksi 10. O zaman çözüm kümemiz nedir bizim arkadaşlar? Bir tarafta boş küme çıktı. Diğer tarafta ise 10 ve 4. O zaman 10 eksi 10 ve 4 eksi 10 ve 4 bizim çözüm kümemiz oluyor. Hemen bir notumuz var sevgili arkadaşlar. Mutlak değerli denklemlerde mutlak değer yalnız bırakıldıktan sonra eşitliğin karşısında harfli bir değişken varsa çözüm kümesi bulunduktan sonra denklem kontrol edilir. Sadece sağlanan değerler çözüm kümesine alınır. Yani şunu diyor. Karşı tarafta bir bilinmeyen varsa ben yine aynı kuralımı kullanırım. Bir aynısını alırım, bir eksilisini alırım. Ama çözüm kümesini denemek zorundayım. Neden mi? Görelim örnekte. Hemen bakalım örneğimize. Mutlak değer 2x artı 5 eşittir x artı 7. Denklemin çözüm kümesi nedir? Mutlak değer 2x artı 5 eşittir x artı 7. Kuralımızı hemen uyguluyorum. Bir aynısını alıyorum. Bir de karşının tersini alıyorum. 2x artı 5 eşittir x artı 7 dedim. 2x artı 5 eşittir eksi x eksi 7 oldu. X'i denklemimizi çözelim. X'i karşı atarsam 2x eksi x eşittir. 5'i de karşıya attım. 7 eksi 5. Buradan arkadaşlar x'imiz 2. Diğer tarafa bakıyorum. Eksi x'i karşıya atıyorum. 2x artı x eşittir. Eksi 7 eksi 5. 3x eşittir. Eksi 12. Hemen şöyle yapalım. Eksi 12. Her tarafı eksi 12'ye böldüğüm zaman, 3'e böldüğüm zaman eksi 4. Şimdi çözüm kümem 2 ve eksi 4 demiyorum burada. Denemek zorundayım arkadaşlar. 2'yi yerine yazdığımız zaman x 2 için bakalım sağlıyor mu? 2 kere 2, 4 artı 5, 9. 2 artı 7, 9. Bakın mutlak 9, mutlak 9 eşit. Bir de eksi 4'ü deniyorum. Eksi 4. 2 kere eksi 4, eksi 8 artı 5, eksi 3 yapar. Eksi 4 artı 7. Bakın mutlak eksi 3 eşittir 3. Mutlak eksi 3, 3 çıkar. Peki hocam ne olsaydı da hani bunun sonucu çıkmazdı derseniz. Örneğin ben çözüm kümemim x'in bir tanesini eksi 10 buldum. Eksi 10'u koyduğumuz zaman arkadaşlar buradaki ifadeden daha çok önemli olan karşısı. Eksi 10 yazdığım zaman eksi 10 artı 7. Bakın mutlağın için ne olursa olsun eksi 3. Eksi 3 olamayacağı için çözüm kümeme eğer negatif yapan değer varsa almıyorum. Yani kısaca 2 buraya koyduğum zaman 9 sıkıntı yok. Eksi 4'ü buraya koyduğum zaman artı 3 sıkıntı yok. Negatif olursa almıyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım bu sefer 2 tane mutlak değer var iki tarafta da.
Mutlak değer 3A artı 1 eşittir. Mutlak değer 2 artı 9 denkleminin çözüm kümesi nedir? Hemen kuralımızı uygulayalım. Bizim kuralımız neydi arkadaşlar? Karşı tarafın bir aynısını alıyorum. Bir de eksilisini alıyorum. Şimdi şöyle bir soru işareti. Hocam burada karşı taraf kim? Hangisini alırsan al fark etmiyor. Hatırlayın arkadaşlar mutlak değer x eşittir 5 dediğimde x bir 5 almıştım. Bir de neyi almıştık? Eksi 5'e. Bakın karşı taraf aldım cevap eksi 5. İçerisini aldım eksi x eşittir 5. Sonuçta düzenlediğim zaman x yine eksi 5 çıkıyor. O yüzden ister sağın ister solun eksilisini alabilirsiniz. Ama ana kuralımız bizim ne? Mutlak değerin bir aynısını al bir de ters işaretlisini al karşı tarafın. O halde arkadaşlar 3a artı 1 eşittir. Bir aynısını aldım 2a artı 9. Bir de onu da hatta kırmızı ile yazalım. Bir de ne demiştik? Karşı tarafın. Peki karşı taraf bize göre kim? Genellikle küçük olanı alırsanız daha kolay olur. Yani 2a'lı olanı eksilisini alsam daha kolay olur. Eksi 2a artı 9. O da ne oldu arkadaşlar? Eksi 9. Çünkü negatifini aldım. Şimdi şu denklemi çözelim. 2a'yı karşıya attım. Eksi artı 1'i de karşıya attım. 3a eksi 2a eşittir. 9 eksi 1. Buradan a eşittir. 8 oldu. Aynı şekilde eksi 2a'yı karşıya artı 1'i de diğer karşıya attım. 3a artı 2a eşittir. Eksi 9 eksi 1. 5a eşittir. Eksi 10. A eşittir. Eksi 2. Şimdi karşıda bir bilinmeyen var ama mutlakta verildiği için bu zaten asla negatif çıkmaz. O yüzden burada denememe gerek yok. Benim çözüm kümem ne oluyor? A değerlerimin bir tanesi eksi 2. Bir tanesi de 8'dir. Olay bu kadar basit gençler. Hemen geçiyorum yan sayfaya. Bakın örneklerde dikkat ettiyseniz hep aynı mantığı kullandım. Aslında hiçbir şey değiştirmedim. Mutlak değer bir eksilisi bir artılısı. Şimdi diğer bir örneğimiz 2x eksi 7 eşittir 9 denklemini sağlayan değerler toplamı kaçtır? Hemen yazıyorum mutlak değer 2x eksi 7 eşittir 9 dedim. Kural neydi arkadaşlar? Bir aynısını alıyorum. 2x eksi 7 eşittir 9. Bir de karşının tersini alıyorum. 2x eksi 7 eşittir eksi 9. Karşıya atarsak 2x eşittir 16. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 8. Burada 2x eşittir eksi 9 artı 7. 2x eşittir eksi 2. Her tarafı 2'ye böldük arkadaşlar. Eksi 1. Benden ne istiyor? Denklemi sağlayan değerler toplamını. Sağlayan değerler toplamı bir tanesi 8, bir tanesi eksi 1. Cevap nedir arkadaşlar? Karşıya attım. Eksi 1 artı 1. Niye karşıya atıyorum? Topladım. 7 oldu. Şimdi bir not vereceğim arkadaşlar. Not. Burada da yazılı olması lazım notumuz. Hemen bakalım. Notumuzu verelim. Şimdi kural der ki bize eğer bir mutlak değerli denklemin kökler toplamını veya sağlayan değerler toplamını isterse karşı tarafın hiçbir önemi yok. Çünkü bakın 1 artı 9 bir de eksi 9 aldığım zaman bunlar zaten birbirini götürecek. O yüzden kural der ki mutlak değerin içerisini sıfır yapan sayıyı bulun ve bu sayının 2 katını alın. X nedir arkadaşlar? 7 bölü 2. Ben 2 katını alırsam 2 ile çarparsam 7 bölü 2 çarpı 2'den cevap nedir? 7'dir. Zaten şurada bakın 2 katını bulmuş oldum. Dikkat ettiyseniz 7. Peki neden hocam karşı tarafın bir önemi yok? Şimdi sevgili arkadaşlar, mesela mutlak değer x eksi 1 eşittir 5 dedim. Bu denklemi sağlayan değerler toplamı kaç dedim size. Mutlağın içini sıfır yapan sayı kaç? 1. 2 katını alın cevap 2. Bakın neden 2? Şimdi bir tanesi aynısını aldım. Buradan bana x'i söyler misiniz? 6. Ama ben bunu şöyle yazacağım. 5 artı 1 diye yazayım kalsın. Bir tanesi de karşı tarafın eksilisini aldım. Eksi 5. Burada arkadaşlar eksi 5 artı 1 köklerim benim bunlar. Ben bunları topladığımda dikkat edin artı 5 eksi 5'i her türlü götürüyor. Sadece ben mutlağın içindeki sayılarla uğraşıyorum. O yüzden de iki katını alıyorum. İki tane geldiği için iki katını alıyorum. Hemen bir örneğimize bakalım. Bu sefer kuralla söyleyelim. 3a eksi 15 21 denklemin kökler toplamı kaçtır? Karşının bir önemi yok. Burayı sıfır yapan sayıyı buluyorum. Sıfır. A 3A eşittir. Karşı attım 15. Burayı 0 yapan sayım 5'tir. Bir pozitif için 5 alacağım. Bir de negatif için 5 alacağım. Cevap kaçtır? 10'dur. Ya da
Her zaman neydi kuralımız? 2 katını alıyorum arkadaşlar. 2 tane 5, 10 olmuş oldu. Ana kuralımız bu. Peki bununla ilgili karşımıza denemelerde zor soru gelir mi? Evet. Mesela bu soru zor bir sorudur arkadaşlar. Denemelerde karşınıza gelir. Şimdi benden ne istiyor? Mutlak 5x eksi 20 eşittir 193'ün karesi artı 25 faktöriyel. Şimdi gençler 5x eksi 20 eşittir 193'ün karesi büyük bir sayı. 25 faktöriyel zaten çok çok büyük sayı. Birden 25'e kadar çarpacağım. Ama ben biliyorum ki karşının bir önemi yok. O yüzden kuralım neydi? Mutlak değerin içerisini 0 yapan sayıyı buluyorum. Hemen bakalım. Eksi 20 eşittir 0. Böylelikle mutlağın içerisini 0 yapan sayımız bizim 4. Bir pozitif 4 alıyorum. Bir de negatif için 4 alıyorum. Yani o sayının 2 katını alıyorum. 2 kere 4'ten cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlar? 8 oldu. Böylelikle son soruya da geldik arkadaşlar. Mutlak değerli denklemlerde fark ettiyseniz tek şey yapıyorum. Mutlağı yalnız bırak. Karşının bir aynısını al. Bir de eksilisini al. Ve çözüm kümeni bul. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Ve mutlak değerin neredeyse %75'ini bitirdik. Zaten 4 videoda anlatacaktım. Tanımını verdim, özelliklerini verdim, denklemler. Bir sonraki videoda mutlak değerli eşitsizlikler. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.